Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CG hava filtresi temizliği nasıl yapılmalıdır? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kapağı alıyoruz. Bize lazım olan şey bir tane yıldız tornavida. Tornavidayla ya da bu sizin hava filtresi kapağınız ne tür vidayla tutulmuşsa ona göre bir tornavida hemen söküyoruz. Çekmeye başlayalım. Evet, kapağı söktük. Hava filtremizi alıyoruz. Görüyorsunuz hava filtresi iyice kirlenmiş. Kameraya da göstereyim. İyice kirlenmiş hava filtresi. Artık rengi dönmeye başlamış bazı yerlerinde. Tozlanmış, kötü olmuş. Bunun temizliğini nasıl yaparız? Ya elinizde hava tabancası varsa, öyle bir imkanınız varsa hava tabancasıyla hava üfleterek de yapabilirsiniz. Ya da öyle bir imkanınız yoksa evde direkt bir boş bir kovanın içerisine deterjan koyup deterjanın içine de yatırıp sonra kurutup da koyabilirsiniz. Ama önemli olan bir şey var. Şimdi burada bu aşamada mesela şimdi motoru hava filtresizken çalıştırmayın. Hava filtresizken çalıştırmayın dememin sebebi şimdi bu hava filtresi burada hava emişini falan vesaire bunu ayarladığı için rölanti tutmayacaktır büyük ihtimalle. Rölanti tutmayacağına göre çekişinde değişiklikler olabilir. Artma veya azalma her şey olabilir. Çeşitli sıkıntılara da sebep olabilir. Ya da hava filtresi ıslakken takıp da motoru da çalıştırmayalım. Neden? Çünkü hava filtresi ıslak olacağı için karbüratöre vesaire su çekebilir. Su çekebileceği için bu da sorun yaratabilir. Benzinle vesaireyle karışıp. Bu yüzden hava filtresi ıslakken veya takılı değilken motoru çalıştırmıyoruz. Çeşitli sıkıntılara sebep olabilir. O zaman temizliğe geçelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle bize lazım olan şey bileğen, deterjanı, evde ne varsa, hava filtresinin boyunu geçecek kadar su. Hemen başlayalım. İçine döküyoruz kovanın. Suyu kovanın, bulaşık deterjanını kovanın içine döküyoruz. Üzerine suyu ekliyoruz. Suyu ekledikten sonra da yetmezse biraz daha ekleyebilirsiniz. Suyu ekledikten sonra içine hava filtresini alıyoruz. Hava filtresini içine koyuyoruz. İyice ıslanmasına dikkat edin. Her yeri suyun içine değsin. Şöyle biraz da karıştırayım. Deterjan iyice yayılsın suya. Hava filtresini içinde biraz dolandırıyorum. Suyu iyice emmesini şimdi üzerine biraz daha su ilave edeceğim. Ondan sonra bugün bunun içinde bekleyecek. Yarın kurumaya bırakacağım. Yarın kuruduktan sonra da yerine geri montaj yapabiliriz. Üzerine biraz daha su ekleyeyim. Suyu hava filtresinin boyunu geçecek kadar, en azından o yüksekliğe gelecek kadar ya da yan koyunca ya da dik dururken şöyle dur, dik dururken daha mantıklı olacaktır. Aşağısı delik olduğu için en azından pislik oradan akabilir. Üzerine geçecek kadar su ekleyelim üzerine biraz daha. Ondan sonra devam edelim. Evet, suyu ekliyorum üzerine. Biraz daha su ekliyorum. Hava filtresinin metal kısmı hafiften dışarıda kaldı. Oraya biraz daha su ekleyebilirim. Biraz daha su ekleyelim. Hava filtresi iyice suyun içinde kaldı. Şu an yeterli. Burası dediğim gibi bir gün bekleyecek. Bir gün bekledikten sonra zaten iyice artık içindeki pisliği oraya bırakmış olur. Sonra devam edeyim o zaman. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.
Dün hava filtremizi deterjanlı suyun içine yatırmıştık. Bugün çıkarıyorum. Sonra da kurumaya bırakacağım. Evet, gördüğünüz gibi rengi falan da iyice değişti. Şöyle biraz daha suyunu sıkalım. Ondan sonra güneşe kurumaya bırakacağım. Şunun içindeki suyu süzdükten sonra da size içinden çıkan pisliği de göstereyim. Aslında çok önemli bir şey hava filtresi temizliği. Evet, şimdi hava filtremizi kenara alalım. Hava filtresini güneşe bıraktım, kurumaya. O kuruduktan sonra takacağız. Şimdi leğenin içindeki çıkan pisliğe bakabiliriz. Görüyorsunuz kenarlara yayılmış iyice. Üstünde çok pislik olması aslında iyi bir şey. Bu kadar pisliğin burada olması çok iyi bir şey şu anda. Neden? Çünkü artık hava filtresinin üstünde olmadığını gösteriyor bu. Hava filtresi temizliği neden önemlidir? Bu da buna böyle bir destek falan gibi bir şey olur artık yani. Görüyorsunuz, bir de suyunu süzdükten sonra göstereyim isterseniz. Evet, suyunu süzüyorum geri kalanını. İşte burada görüyorsunuz içinden çıkan pislik, hava filtresinin içerisinden çıkan pislik. Hava filtresini temizlemeniz çok önemli. Şimdi bundan kurtulalım. Bir dakika. Hava filtresini kurumaya bıraktık. Hava filtresi kurduktan sonra geri yerine takıyoruz. Kuruyunca ona da devam ederiz orada. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tekrar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dün bunu sökmüştük. Hava filtresini sökmüştük. Temizlemiştik. Nasıl temizleneceğinden, nasıl yapılması gerektiğinden bahsetmiştim. Temizleme çeşitlerinden bahsetmiştim. Şu anda kurudu hava filtremiz. Hava filtresini birazdan monte edeceğim ama bundan önce hava filtresi olmazsa neler yaşayabileceğinizden bahsedeyim. Şimdi öncelikle bu motosiklet karbüratöre geliyor, hava buradan koltuğun altından hava filtresine geliyor. Hava filtresinden de karbüratöre birleşiyor. Oradan ileri geçiyor, pistonun üstüne geliyor. Bu şekilde hava filtresi olmadan bunu sürersek veya çalıştırırsak ya da ıslakken buradan gelen toz, toprak, pislik aşağıdan gelecek. Dümdüz pistonunuzun yanına gidecek. Pistonunuza zarar verecek. Yani pistonunuza zarar vermemesi için hava filtresini kuru ve temiz tutmanız gerekiyor. Hava filtresi pis olursa dediğim olaylar yaşanabilir ya da ıslak olursa. Hemen geri montajını yapalım. Onun için kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Evet, kameramızı yaklaştırdık. Şimdi buradaki vidaları söküyoruz yine. Tabii geri takmadıysanız sökmenize gerek yok.
Evet, kapağı elimize aldık. Hava filtresini yerleştiriyoruz. Şu şekilde şurada. Tam şu arkası oturacak buraya. Buraya denk getiriyorum. Şu ön tarafı oval. Şuraya denk gelecek şekilde. Onu da denk gelecek şekilde oturtuyorum. Bu kadar basit. Şimdi geri kapatıyorum. Sonra geri kapatıyoruz. Bu kadar basit yani. Bir şey yok. Evet, vidaları taktık. En son artık yan kapağı da takıyoruz yerine. Yerine iyice oturdu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.